Merhaba, Lewisham Homes'a hoş geldiniz. Yeni evimizin anahtarlarını almak heyecan verici ve evinizde geçireceğiniz zamandan memnun kalacağınızı ümit ediyoruz. Lewisham Homes, büyüyen muhitler için önemli konut hizmetleri sunmayı planlamaktadır. Beraberce geliştireceğimiz hizmetlerle size daha aydınlık bir gelecek sağlayabiliriz. Bu film, bir Lewisham Homes kiracısı olarak bilmeniz gereken bazı önemli konuları kapsayacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen sormaktan çekinmeyin. Lewisham Homes, Lewisham Belediye Meclisi adına belediye konut hizmetlerini yönetir. Belediye halen sizin ev sahibinizdir. Lewisham Homes, evinizin günlük yönetiminden sorumludur. Bazı Lewisham Homes sorumlulukları şunlardır. Kira toplamak, antisosyal davranışla ilgilenmek, ortak alanların tamiratı, leasehold servisleri, bina sakinlerinin de yönetime katılımını sağlamak, büyük tamiratlar, temizlik ve bakım, içinde kiracı bulunmayan konutlarla ilgilenmek, hizmetlerle ilgili görüş ve şikayetlerle ilgilenmek. Lewisham Belediye Meclisi'nin bazı sorumlulukları ise şunlardır. Mülkiyetlerin tahsisi, evsizlik ve transferler, konut yardımı, konut politikası ve stratejisi, Lewisham Homes'un denetlenmesi, yollar ve aydınlatma, cadde temizlenmesi, belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve şikayetler. Kayıt. Kayıt esnasında taşınma sürecinizin sorunsuz geçmesi için yardım ve konutunuzu nasıl yöneteceğinize dair bilgi alacaksınız. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen sormaktan çekinmeyin. Kiranızı nasıl ödeyeceğinize bugün karar vermeniz gerekmektedir. Kira konusunu daha sonra ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Ama eğer kira yardımı, housing benefit almaya hakkınız olduğunu düşünüyorsanız, kira sözleşmenizi imzalarken ilgili talep formunu doldurmanız gerekmektedir. Unutmayın, kira yardımı ancak konuta taşındıktan sonra ödenir ve talebinizi taşındığınız tarihten itibaren yapmanız borçlu duruma düşmenize engel olur. Yeni kiracılığınız için kaydınızı tamamladıktan sonra konutun gaz ve elektrik bağlantısını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Sizi kaydeden memur bu bağlantıları nasıl yapacağınız konusunda size bilgi verecektir. Ayrıca kiracı el kitabımızın bir kopyası da size verilecektir. Bu el kitabı Lewisham Homes'un size sunduğumuz hizmetlerle ilgili birçok bilgi içermektedir. Bu kitapçık yeni evinize yerleşmenize yardımcı olacaktır ve kiracılığınız boyunca da bu el kitabının faydalarını göreceksiniz. Kitap tüm iletişim bilgilerimizi içermektedir. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen bizimle hemen iletişim kurunuz. Biz sizlere yardım için buradayız. Yeni evinizin güvenli, temiz ve boş olduğundan emin olmak için mülkiyet standart listesinde kontrol etme fırsatınız olacaktır. Şimdi taşınmadan önce imzalayacağınız kira sözleşmesi ile ilgili bilgiler. Kira sözleşmesi. Merhaba, benim adım Sharon. Bir Lewisham Homes sakiniyim ve Lewisham Homes kira sözleşmesi hakkında sizlere bilgi vermek için buradayım. Lewisham Homes kiracı sözleşmesi, iyi bir komşu olmanızı, mülkünüze bakmanızı ve kiranızı zamanında ödemenizi sağlamak için siz ve Lewisham Belediye Meclisi arasında imzalanan yasal bir sözleşmedir. Sözleşmedeki maddeleri anlamanız önemlidir. Çünkü bu sözleşme neleri yapabileceğinizi ve neleri yapamayacağınızı tanımlar. Bir kiracı olarak bazı sorumluluklarınız şunlardır. Burasının ev olarak kullandığınız ana mekan olması gerekiyor. Herhangi bir sebepten dolayı eviniz 6 haftadan daha uzun bir süre boş kalacaksa bu durumu Lewisham Homes'a bildirmeniz gerekiyor. Misafirlerinizin davranışlarından siz sorumlusunuz. Ziyaretçilerinizin kira sözleşmesinin herhangi bir bölümünü ihlal etmemelerini sağlamak size düşüyor. Evinizin içini ve dışını temiz, derli toplu tutmanız gerekiyor. Ayrıca evinizin içeriden nemlenmesini önlemeniz gerekiyor. Bazı tamiratlardan da siz sorumlusunuz. Evinizi hiçbir yasa dışı veya ahlaksız amaç için kullanamazsınız. Evinizde kimin yaşadığına dair her tür uzun dönemli değişikliği 28 gün içinde Lewisham Homes'a yazılı olarak bildirmeniz gerekiyor. Kiracılara neyin kişiyi iyi bir komşu yaptığını sorduğumuzda, herkes iyi komşuların kira sözleşmesine uyan kişiler olduğu hususunda hemfikir oldu. İyi kiracı hep şu şekilde tarif edildi. Fazla gürültü yapmayan, dostça, diğerlerine saygılı, iyi davranışlara sahip, evini derli toplu tutan, cana yakın ve komşularına merhaba diyen insanlar. Sizin de iyi birer komşu olacağınızı ümit ediyoruz.
Evinizi başkalarıyla paylaşabilir veyahut başkasına devredebilirsiniz. Ancak bu işlemler aşağıdaki sistemle yapılmalıdır. Ne yapmak istediğinizi, yani evi paylaşmak veyahut başkasına kiralamak, başkasına miras bırakmak gibi, Lewisham Homes'a yazılı olarak bildirin. Bu bildirimin yazılı yapılması gerekmektedir. Bizimle konuşmadan evinizi başkasına devretmeyin. Lewisham Homes, kira sözleşmesini ihlal edenlere karşı yasal işlem başlatacaktır. Sözleşmede anlamadığınız herhangi bir madde varsa lütfen sorunuz. Hayvanlar genellikle sevimlidir. Lewisham Homes, ev hayvanı beslemenize izin verecektir. Ancak uyulması gereken bazı kurallar mevcut. Ev hayvanlarını kedi veya köpek olarak düşünün. Kaplan, ayı veya yılan gibi vahşi hayvanları evinizde tutmayın. Fare, tilki gibi rahatsızlık veren her türlü ev hayvanını bildirin. Bunlar için dışarıya yiyecek bırakmayın. Ev hayvanınıza sahip çıkın. Hayvanınızın kimseye rahatsızlık vermesine izin vermeyin. Bir araca sahipseniz, park izni almanıza gerek olabilir. Park izniniz varsa, bina sakini bölgelerine park edin. Aracınızı bir yolu kapatacak şekilde park etmeyin. Aracınızı emniyette tutun. Aracınızı yasa dışı olarak park etmeyin veya terk etmeyin. Aksi halde aracınız kilitlenecek ve çekilecektir. Lewisham Homes, kiracılık sözleşmesi şartlarını ihlal edenlere karşı yasal işlem başlatacaktır. Sözleşmedeki herhangi bir... Kira. Merhaba, ben Lorna ve size kira ödemeleriniz hakkında bilgi vereceğim. Kiranız haftalık olarak hesaplanır ve önceden her pazartesi ödenmesi gerekir. Kiranızı 2 haftalık veya aylık ödeyebileceğiniz konusunda anlaşırsak, ödemelerin yine önceden yapılması gerekir ki borçlu duruma düşmeyin. Her 3 ayda bir kira hesap bildirimi alacaksınız. Bu bildirim, haftalık kiranızı, ödenen miktarı ve bakiyenizi gösterecektir. Kiranızı ödemek basittir. En kolay yolu otomatik ödeme, direct debit. Bu yöntem esnektir ve bu şekilde kira haftalık veya aylık ödenerek ödenebilir. Bankaya veya belediyeye de gitmenize gerek yoktur. Bir direct debit talimatı verdiğinizde her sene kira artışından sonra ödemeleriniz otomatik olarak ayarlanacak, sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmayacaktır. Sizi kaydeden memur bir başvuru formu verebilir ve eğer bu seçeneği tercih ederseniz nasıl otomatik ödeme talimatı vereceğinizi de size açıklayabilir. Kiranızı ayrıca nakit veya çekle de ödeyebilirsiniz. Ödeme noktası Paypoint işaretini göreceğiniz postanelerde, yerel mağazalarda ve benzin istasyonlarında veya Lewisham Belediye binasında kullanabileceğiniz bir kira ödeme kartını size verecek. Ödeme yapabileceğiniz bir başka yol daha var. Ödeme emri, Standing Order. Ancak bu yöntemle kira miktarınız değiştiğinde ödeme emrini değiştirmek sizin sorumluluğunuzda. Kiranızı hangi yöntemle olursa olsun ödemelisiniz. Bu yöntemlerin hangisini arzu edeceğinizi ve bunları nasıl ayarlayacağınız hakkında bilgileri size sağlayabiliriz. Bazı kiracıların konut yardımı, housing benefit hakkı vardır. Sizi kaydeden görevli bu konuda ayrıntılı bir bilgi verebilir. Daha önce konut yardımına başvurmuş olsanız bile şartlarınız değiştiyse yeniden başvuru yapmaya değer. Formları doldurmanızda size yardımcı olabiliriz ve alacağınız destek düzeyi hakkında tavsiye verebiliriz. Kiranızı ödemede zorluk yaşıyorsanız derhal bizimle iletişime geçmeniz çok önemli. Şartlarınıza bağlı olarak sizin için taksitle ödeme şeklinde bir plan ayarlayabiliriz. Biz size destek vermek için buradayız. Sosyal yardım talebi ve bütçe yönetimi hakkında da size tavsiyeler verebiliriz. Ancak kiranızı ödemeyi kabul etmezseniz hakkınızda yasal işlem başlatacağız. Kiranızı ödeyemiyorsanız paniklemeyin. Sadece altın kuralı hatırlayın. Mali sıkıntıya girerseniz sorununuzu göz ardı etmeyin. Göz ardı etmek bu sorunu çözmez. İki tür borç vardır. Öncelikli borçlar ve öncelikli olmayan borçlar. Kiranız öncelikli bir borçtur. Daima öncelikli borçlarınızı ödemeye çalışmanız gerekir. Borcunuzu ne kadar geciktirirseniz, durum o kadar zorlaşır. Kiranızı da ödemezseniz evinizi kaybedebilirsiniz. Yardıma ihtiyacınız varsa tek başınıza mücadele etmeyin. Biz size yardım etmek için buradayız.
davranışı bildirmeye gerek duyarsanız Brooklyn'deki gibi bir Lewisham Homes ofisine gelebilirsiniz. Merhaba, ben Dwayne, bir Lewisham Homes sakiniyim. Merhaba, ben Jack, Lewisham Homes antisosyal davranış memuruyum. Hiç kimse gürültüden, taciz edilmekten veya diğer herhangi bir antisosyal davranış biçiminden dolayı rahatsız edilmekten hoşnut olmaz. İyi haber, bunlara katılmak zorunda değilsiniz. Bir probleminiz varsa ya da problemi olan birini biliyorsanız sizin için yardım bulunmaktadır. Antisosyal davranış memurları ekibini bu iş için görevlendirdik. Birlikte antisosyal davranışları çözmeye ve önlemeye ve daha güvenli semtler için huzuru tesis etmeye kendimizi adadık. Antisosyal davranışın sakinler üzerinde ciddi bir etkisi vardır ve bunu en aza indirmeye çalışmak herkesin görevidir. Antisosyal davranış aşağıdakileri içerir. Gürültü, gözdağı verme, saldırı, tehdit edici dil, çöpleri dökme, şiddet ve insanlara ve mülke taciz. Sadece kendi davranışınızdan değil, aynı zamanda evinizde yaşayan ya da ziyaret eden herkesin davranışından da sorumlusunuz. Problem yaşayan sakinleri desteklemek ve her türlü ileriye dönük antisosyal davranış sorunlarını önlemek için ayrıca diğer kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz. Pekala Jack, antisosyal davranışı önlemeye yardımcı olmak ne yaparsınız? Bir problemim varsa ne yapmam gerekir? Herhangi bir antisosyal davranış yaşıyorsanız yapacağınız ilk şey bunu bildirmektir. Ekibimizden birisi ayrıntıları sizden alacaktır ve size bir sosyal görevli tahsil edecektir. Sorunlar incelendikten sonra hangi işlemlerin yapılması gerektiğine karar verebiliriz. Bu, siz ve komşunuz arasında arabuluculuğu içerebilir. Bu işe yaramazsa mahkeme kararı, asbos dahil olmak üzere mahkeme işlemini içerebilir ya da problem ciddiyse ve hala devam ediyorsa evden çıkartmayı da içerebilir. Yine de unutmamamız gerekir, işlem yapmamız için kanıtlara ihtiyaç duyarız. Bunlar neler olduğunu anlatan günlük sayfaları tutmanızı, bir memurla tanık ifadesi hazırlamanızı veya olaylar gerçekleşirken gelip olaylara tanık olmaları için uzman belediye hekimini çağırmanızı dahi kapsayabilir. Sonuç olarak bir problem yaşıyorsanız onu bildirin. Bunu mektupla, e-postayla, telefonla ya da ofislerimizden birine gelerek ve bir memurla yüz yüze konuşarak yapabilirsiniz. Tamiratlar ve bakım. Merhaba, ben Kevin. Lewisham Homes tamiratlar görevlilerinden birisiyim ve size kiracılar ile Lewisham Homes'un hangi tamiratlardan sorumlu olduklarını açıklamak için bugün buradayım. Kiracılık sözleşmemizin bir parçası olarak en kısa sürede tamiratları bildirmekten ve evinizi temiz ve derli toplu tutmaktan sorumlusunuz. Pekala Kevin, Lewisham Homes tamiratları benim için ne yapabilir? İlgilendiğimiz şeyler şunlardır. Mülkiyetin yapısı, binanın dışı, umuma açık alanlar, su, gaz ve elektrik sağlayan tüm sistemler, ısıtma ve sıhhi tesisat, tesisatını yaptığımız banyolar ve tuvaletler de dahil olmak üzere. Peki Kevin, ben gerçekten nelerden sorumluyum? Mikrodalga, donduruculu buzdolabı, çamaşır makinesi, kişisel eşyalarım ne olacak? Bunlar için sorumlu muyum? Evet, tüm kişisel eşyalarınızdan sorumlusunuz. Aşağıdakilerle ilgilenmeniz gerekir. Çamaşır makinesi ve buzdolapları dahil olmak üzere elektrikli aletler gibi ev eşyalarına ait tamiratlar, mülkiyet içindeki kişisel eşyalara ait her türlü tamiratlar, duman alarmlarındaki pillerin değiştirilmesi, tuvalet klozet oturaklarının, kırılan tuvalet zincirlerinin, banyo panelleri ve contalarının değiştirilmesi. Evinize herhangi bir değişiklik veya geliştirme yapmak istiyorsanız bizden yazılı izin almanız gerekir. Gaz ve ısıtma ne olacak peki? Evet, Lewisham Homes tüm gaz cihazları ile tesisatını çektikleri boru tesisatının yıllık gaz kontrollerini yapacaktır. Bu kontrolleri yapacak mühendisi eve içeri almanızın gerektiği çok önemlidir. Kapıma gelen bu kontrolörün gerçek kontrol olduğunu nasıl anlayacağım? Üzerinde fotoğraflı bir kimlik kartı taşıyacaktır. Randevuma bağlı kalmam gerekir mi? Evet, verdiğiniz randevuya bağlı kalmanız gerekir. Hatırlayın, tamiratlarınızı hızlı bir şekilde bildirin, randevularınıza bağlı kalın. Yaşlı ve zayıf kiracılar için yardımcı kişi hizmetimiz bulunmaktadır. Size yardım etmek için buradayız. Kiracılarımızın kullanabileceği tamirat ve destek hizmetleri hakkındaki diğer tavsiyeler şunlardır. Asansörde kalmak hoş bir düşünce değil ama asansörde telefon ahizesi varsa kaldırın. Çünkü bu ahize otomatik olarak bir kurtarma hizmetini arayacaktır. Ahize yoksa 0800 028 2 028 numaralı telefonu aramalısınız. Bu numarayı neden cep telefonunuza şimdiden kaydetmiyorsunuz? Acil bir durum varsa 999 nolu telefonu arayın ve yangın hizmeti isteyin. Asansörlere olan her türlü hasarı bildirin. Asansörleri hiçbir şekilde kurcalamayın. Bu vandalizmdir ve polis işe karışabilir. Lewisham Homes, Lewisham Belediyesi Toplum Mesleki Terapi Hizmetinden bir değerlendirme olmaksızın